Merhaba. Yıllarca birlikte çalıştığım Ufuk Güldemir kendini medyanın sicil amiri ilan etmişti. Böyle bir iddiam yok ama ondan bir şeyler bulaşmış olabilir. Şu son birkaç haftada gündem olan hemen herkesle ya bir hukukum ya bir mesai arkadaşlığım var. Vardı demek daha doğru çünkü Türkiye'yi terk etme nedenlerimden biridir medya mahallesi. Haliyle Ekrem İmamoğlu'nun otobüsünün içinden paylaşılan fotoğrafı görünce hiç şaşırmadım. Nagihan Alçı ile 2006-2007 yıllarında Akşam Gazetesi Yazı İşleri Ofisi'ni paylaştık. Murat Ongun 2002-2006 yıllarında Habertürk'te birlikte çalıştık. Abdülkadir Selvi 1998-1999 yıllarında TGRT Ankara Büro'da haber müdürümcü. Ercan Gürses de mesela o büronun muhabirlerinden biriydi. Ercan Süleyman Soylu'yla geçtiğimiz haftalarda olay söyleşiği yapan isim. Diğer aktörlerle de tanışıklığım, oturup kalkmışlığım vardır. Ekrem İmamoğlu artık eski Ekrem İmamoğlu değil. Bunun iki sebebi var. İlki bayramda basın otobüsünden paylaşılan o meşhur fotoğraf, ikincisi yangına körükle gidilmesi. Ekrem İmamoğlu ile hiçbir tanışıklığım temasım olmadı. Beylikdüzü Belediye Başkanı iken Twitter'da takip ettiği 600 kişiden biriydim. Ben de onu takip ediyordum. Bu uzun yıllar böyle devam etti. Ağırlıklı olarak belediye icraatlarını paylaşırdı Twitter'da. Ne zaman ki 2018 sonunda büyük şehire aday oldu, günler içinde takibi bıraktı. Ben de onu bıraktım. Şimdi teker teker diğer aktörlere bakalım. Nasıl tanıdım, nasıl bildim onları? Nagihan Alçı Ben akşam gazetesinde sayfa editörüyken o muhabirlik yapıyordu. Fakat editörlerin içinde otururdu. Aynı dörtlü masada karşı karşıya çalıştık. Lisanı vardı, uluslararası programları, Amerika seçimleri gibi özelliği olan konuları takip ederdi. Yakın arkadaş grubu içinde hemen her gün mesai bitimi laflardık. AKP'nin iktidarda dördüncü yılı henüz dolmuştu. Nagihan partili olmadığı gibi sempatisi de yoktu. Birakis toplumun yaşam biçiminin değişeceği yönünde kaygıları vardı. Onunla hem fikir değildim. Sonradan pozisyon değiştirdik o ayrı. Eylül 2012'de Mustafa Akyol'un düğününde karşılaşmış, hasbihal etmiştik. Bundan bir buçuk yıl sonra CNN Türk'teki bir programda beraberdik, yüzüme bile bakmadı. Murat Ongun Habertürk'te 4 yıl mesai arkadaşlığı yaptık. Ben sitenin önce editörü sonra yayın yönetmeni oldum. O televizyonun ekran yüzüydü. Ailecek görüşürdük. Çok hatıramız vardır. 2008'de ben Kanal Türk'e geçince de acaba ekran yüzü olabilir mi diye görüşmüşlüğümüz vardır. Sonra bir daha karşılaşmadık. Kendine çalışan bir arkadaştır. Bu kötü bir meziyet değildir fakat basın danışmanlığı farklı bir kalibre gerektirir. Abdülkadir Selvi. Ekrem İmamoğlu bir sonraki gezi için onun adını da zikredince e, davet ederse gitmem diye bir yazı kaleme aldı. Çünkü Nagihan'ın nasıl bir nefret objesi haline geldiğini gördü. Hem Nagihan hem de Selvi mezara kadar Erdoğan demeyecek kadar akıllılar. 1998-99 yıllarında TGRT Ankara Büro'da ANAP muhabiriydim. Selvi de haber müdürümdü. Kendini iyi yetiştirmiş, tüm büroya ağabeylik yapan biriydi. Sonraki yıllarda her karşılaşmamızda sıcak davrandı. 2014 yılıydı sanırım CNN Türk'te bir programa birlikte katıldık, selam verdim almadı. Twitter'da halen takip eder. Gelecek analizde Ertuğrul Özkök, Özlem Gürses, İsmail Saymaz ve Akif Beki ile...